Selamlar herkese. Bir kaskınız var ve buna bir interkom bağlamak istiyorsunuz ama interkom fiyatları bildiğiniz gibi 250 ile 1500 lira arasında dehşet fiyatlara sahip. Paranız da kıymetliyse o zaman bu çözüm tam da sizin için. Malzeme listesi normal şartlarda 2 adet. Bir tane Bluetooth cihazına ihtiyacınız var. Bunu ben internetten satın aldım. 16 ya da 17 lira gibi bir şey. Hatta kargosu dahil olarak. Bir tane de kulaklığa ihtiyacınız var. Böyle pembiş bir kulaklığa ihtiyacınız yok tabii ki. Normal bir kulaklık olsa yeterli. Normal şartlarda kullanmanız gereken kulaklık ekranda gösterdiğim gibi. Ama elimde olmadığı için, daha doğrusu bunu değerlendirmek istediğim için bunu kullanacağım. Bunu kullanmak istediğimde de dolayısıyla böyle bir aparatlar falan geliştireceğim üzerine. O şekilde kullanacağım. Başka bir çare yok. Tabii unutmadan bir de ne ihtiyacınız var? Kaska. Şimdi Bluetooth cihazını kenara alıyorum. Hemen kulaklığımı parçalamaya başlıyorum. Dediğim gibi biraz önce gösterdiğim, yani ekranın şu sol köşesinde gördüğünüz kulaklık cinsinden varsa bununla hiç uğraşmanıza gerek yok. Direkt onu takın, geçin, bitti. Bu. Hemen şunu sökmeye başlayalım. Şu an bizim ihtiyacımız olan kısım tam olarak şurası. Şu kısımları söküyorum. Allah'tan iç kısmını da pembe yapmamışlar. Çok göze batmayacak. Gerçi içeride duracak bunlar da. Yani ne olur ne olmaz. Gördüğünüz gibi normalde kulaklık kısmının böyle bir giriş çıkış bölümü falan var. Bizim şu an bunlara ihtiyacımız yok. Basit bir şekilde kesiyorum ve alıyorum. Şunu kenara aldım. Diğer tarafından aynı şekilde yapacağım. Yapacağımız işlem belli. Şu parçanın etrafından keseceğiz. Çok düzgün bir şey. Kesmeye çalışacağız. Eğer bir testereniz varsa testereyle güzelce çıkartın. Yoksa böyle benim kadar zayıf değil ama iyi bir makasla kesip çıkartabilirsiniz. Veyahut da bir kerpetenle çıkartabilirsiniz. Şimdi ilk baş şöyle minik bir alandan giriyorum. Zaten direkt atmaya başladı. Tertemiz, mis gibi çıkacak. Gördüğünüz gibi biraz kenarlarda pürüz kaldı. Şöyle bir zımparayla üzerinden geçebiliriz. Normalde bununla uğraşmak yerine dediğim gibi ötekini kullanırsanız çok taksi sürede bu iş hallolur. Ama biz ne dedik? Elimizdekini değerlendireceğiz. İnatlaşıyoruz. O yüzden ne yapacağız? Eski bir kulaklığımız var. Eski kulaklığımızın şu baş kısımlarına, yani hoparlör kısımlarını sökeceğiz. Buna yerleştireceğiz. Çok fazla atraksiyona girmeden kabloları çok da fazla ileriden olmayacak şekilde kesiyorum. Kırmızı, sarı, yeşil ve sarı olmak üzere birbirlerine bağlıyoruz. İçindeki yalıtımlı kabloyu çıkartıyoruz. Sonrasında yapacağınız şey ise temiz bir lemleme işlemi. İlk önce şöyle güzel bir pastamızdan bir miktar eritiyoruz. Kablomuzun iki tarafında pastamızı iyice eritirdikten sonra ayaklama yerleştiriyorum. Bir miktar lehimi kabloma yediriyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da yapıyorum. İlk taraf gayet güzel lehimlendi. Bağlantımız tamam. Şimdi kontrol edelim bakalım herhangi bir problem var mı? Bluetooth cihazımızı açıyoruz. Kablosunu bağlıyoruz. Bakalım herhangi bir problem var mı? Bağlandı. Bir müzik açalım. Kablo bozukmuş. Boş boşuna uğraştık. Yeni kabloya geçelim. Yeni kabloyu denedim. Çalışıyor. Hemen yeni kabloyla tekrar aynı düzene yapıp devam ediyorum. Hemen deneyelim. Ama telifsiz bir müzik açalım ki başımız belaya girmesin. Gayet iyi. İlk önce şuraları bir toparlayalım. Sonra bunu nasıl kaskın içine yerleştireceğiz ona geçelim. Eğer interkom bağlantısı varsa kaskınızda bu şekilde cırcırtlara sahiptir. Şu parçanın aynısını bir miktar kesip buraya yapıştıracaksınız. Sonra kaskın içerisine yerleştirip olay bitecek. Şimdi aynı şey yapacağız biz de. Bize dişi tarafı lazım. Ondan bir parça kesiyorum. Bunu buraya güzelce yapıştıracağız. Yapıştırma için ise ben normal bir derbi kullanacağım. Ama varsa elinizde hızlı yapıştırıcılar, onlarla da yapabilirsiniz. Şimdi derbinin biraz kurumasını bekleyeceğiz. Ne zaman böyle elimizi değdirdiğimizde yapışmayacak hale geldiği anda onları ikisini birbirine bir yapıştıracağız. Artık böyle ömür boyu çıkmayacak oradan. Tabii bunun için de bir ortalama 5-10 dakika vakte ihtiyacımız var.
Evet, şu an elimizde yedirdiğimizde yapışmayacak konumda. Güzelce şöyle üzerine yapıştırıyoruz. Biraz elimizle bastırıyoruz ki tam yapışsın. Bence bu kadar yeter. Hemen kaskın içerisine nasıl kuracağız ona geçelim. İlk başta yapmamız gereken şey kaskın içerisindeki pedleri çıkartmak. İçerisine yapıştıracağımız yer tam olarak şurada kalıyor. Cırt cırtın tutan tarafı olacak. Oraya kadar sökün. İşte tam olarak şuraya yapıştıracağız. Kulaklığı yerleştirdik. Artan kabloyu istersek şuranın altına yerleştirebiliriz. İstersek şu alandan fazlasını koyup sadece jack kısmını buraya getirecek kadar bırakabiliriz. Arka taraftan dolandırmak sanki daha mantıklı olacak gibi geliyor. Kabloyu çok germeden pedlerin arasından basitçe yerleştiriyorum. Şöyle kilitliyorum. Bu arada bu sadece bunun özel bir olay değil. Normalde intercom alsanız aynı şeyi onda da yaşıyorsunuz. Bluetooth kısmını şu tarafa bir yerlere koyacağız ya. Ona göre fazlalık kabloyu içeriden geçire geçire gidiyorum. Yaklaşık şu kadar bir şey arka tarafta kalacak. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Çok nazik bir şekilde çıt çıtını yerleştiriyorum. Diğer petleri de artık yerlerine kabloların üzerine gelmeyecek şekilde takıyorum. Bluetooth'umu dediğim gibi tam olarak şuraya yerleştiriyorum ki rahatlıkla elimle şuradan ileri geri ve kapatma tuşunu alabileyim. Bunu da yaptıktan sonra şöyle son aşamada nasıl gözüktüğünü göstereyim. Kulaklık kısımları burada. Ve hiçbir şekilde bu pet kulağınıza değmesini sağlamayacağı için hiçbir şekilde canınızı da yakmayacak. Bluetooth nerede? Bluetooth da elinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir alanda. Bu arada Bluetooth'un üzerinde mikrofon olduğu için telefon görüşmesi de yapabileceksiniz. Diğer kulaklık da burada. Ses denemesi yapalım. Gayet iyi. Sesi kapatıp açabilirsiniz. Müziği duraklatıp tekrar başlatabilirsiniz. Gelelim aklınıza gelecek iki soruya. Birincisi buradan bu kontrol biraz zor olabilir diyebilirsiniz. Acil aramalarda telefon otomatik açılsın isteyebilirsiniz. Diğer interkomlar gibi. Böyle bir şansınız var. Hemen telefonda onu göstereceğim size nasıl olduğunu. İkinci olarak da biliyorsunuz interkom sadece bir Bluetooth ses cihazı değil. Aynı zamanda diğer interkom cihazlarına da bağlanıp aranızda telsiz gibi konuşmanızı da sağlıyor. Onunla ilgili de birkaç program önereceğim. Birinci olarak şunu göstereyim. Arandığınızda telefonunuz otomatik cevaplama nasıl yapar? Bunu şimdi iPhone'da göstereceğim ama Android için nerede olduğunu tam hatırlamıyorum. Google'dan bakıp onu da şuraya bir yerlere koyarım. Ayarlardan erişebilirliğe. Erişebilirlik bölümünden dokunma bölümüne. Bunda en aşağı geldiğinizde arama ses yolu. Buraya bastığınızda otomatik yazıyor. Bunun en alt kısmında da aramalar otomatik yanıtla bölüm var. Oraya basıyorsunuz, açıyorsunuz. Burada 3 saniye sonra, 4 saniye sonra artık kaç saniyede cevaplaması isterseniz o saniye ayarlayıp geri çıkıyorsunuz. Şimdi arandığımda otomatik olarak cevaplamış olacak. Gelelim ikinci mevzuya. Intercom nasıl yapacağız bunu? Onun için de App Store'a giriyoruz. App Store içerisinde Intercom diye yazıyoruz. Arattırdığımızda Intercom'la alakalı nereden baksanız belki 300-500 tane app göreceksiniz. Bunların birçoğu ücretsiz. Ücretli olanları da var şurada olduğu gibi. Ama ücretsizlerden birini indirip diğer Intercom cihazına veyahut da diğer telefona bağlanıp normal Bluetooth cihazınızı artık bir interkoma çevirmiş oluyorsunuz. Diyelim ki 5 tane cihaz bağladınız. 5 cihaz birbiriyle sanki telsizle konuşuyormuş gibi. Yani bildiğiniz interkom cihazına çevirmiş oluyorsunuz bu telefonu. Gördüğünüz gibi ufacık bir Bluetooth cihazıyla ve bir tanecik kulaklıkla kaskımıza çok güzel bir interkom yaptık. Tamam, kabul ediyorum. Mükemmel bir cihaz değil. Orijinal bir interkomla fiyat kıyaslaması yaparsak cidden bence değer.
Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonu var. Oraya basıp abone olabilirsiniz. Bunun gibi videolar için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi sürüşler.